Çocuklar merhaba. Bugün size vahşi ormanlarda yaşayan yırtıcı hayvanlar arasında en güzelini çizeceğim. Hangisi mi? Tabii ki leopar. O daldan dala atlayışındaki güzellik, o benekleri, renkleri harika bir yaratık bir leopar. Bayılıyorum leopara. Hep küçük bir leoparım olsun istemişimdir. Belki siz de istemişsinizdir ya. Şimdi başlıyoruz. Leopar'a da yine başlarken diğer hayvanlarda yaptığımız gibi kafasıyla başlıyoruz. Ona yuvarlak bir kafa veriyoruz. Şöyle bir kafası olsun leoparımızın. Tamam. Bu kafadan bir kafa kadar daha mesafe aşağı böyle çaprazına bu defa biraz daha büyük bir yuvarlak çiziyoruz. Bu da leoparımızın kalçası olsun diyoruz. Ve şuradan bir eğriyle bağlıyoruz. Bu leoparın sırtı olacak. Bu kafası, bu da kalçası unutmayalım. Şu araya orta bir daire daha çiziyoruz. Bu da gövdesi olsun diyoruz. Şuradan da bağlıyoruz. Bunu da böyle bağlıyoruz. Dikkat edin, bunu ortadan bağladım. Bunu alttan bağladım. Şimdi şöyle bir ayak yapalım diyoruz leoparımıza. Bir de kuyruk. Nasıl? Benzemeye başladı değil mi? Evet, öbür ayak da belki görünür diye düşünüyoruz. Şöyle. Ve ön ayağının arkada kalanını da yapalım. Biraz da patilik verelim. Sıra geldi leoparın kafasına. Leoparların kulakları arkaya doğru olur. Biz de öyle yapalım. Şöyle arkaya doğru içine bir tane daha yuvarlak çizelim. Ve leoparımıza bir burun verelim. Kısa bir burun. Şöyle de açık bir ağız yapalım. Leoparların burnu asla burun gibi kocaman olmaz. Minik olur. Ona şöyle minik bir burun verir. Tıpkı kedilerde olduğu gibi. Sıra geldi gözlere. Kocaman gözler verelim leoparımıza. Şöyle bir de yanak verelim. Ne dersiniz? İyi değil mi? Güzel oluyor. Şöyle bir göz. Bir tane de kaş koyalım. Tabii leoparları leopar yapan en önemli nokta üzerlerindeki noktalardır. Onlar minik minik dairelerdir. Biz de minik minik daireler yapalım üzerine. Bu daireleri yaparken dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi karnına doğru yapmayın. Karnına doğru minik minikler yapın. Çok küçük noktacıklar koyun. Ama bacaklarına, gövdesine, kuyruğuna bol bol nokta koyabiliriz. Ve tabii kafasına da, boynuna, kafasına da. Burnuna yaklaştıkça noktaları küçültebiliriz. Ve tabii leoparın da bir kedi olduğunu unutmayalım. Ona da birkaç tane bıyık verelim. İşte minik leoparımız. Aman ormanda bir leopar görürseniz hemen kaçın. Kedilerden daha vahşidirler çünkü. Karşınızda tekir mekir ve kuyruklar. Uzun yıllar önce rafların arasında gezinirken rastladım Robinson Crusoe'ya. Sayfalardan atlayan çizmeli bir kedi gördüm. Lambadan çıkan bir cin gülümsedi, ben de güldüm. Don Quixote'la Sancho Pancho ile değirmenler, üç silahşörler, kırk haramiler, köpükten bir deniz kızı ile Pamuk Prenses, daha neler neler. Don Quixote'la Sancho Pancho ile değirmenler, üç silahşörler, kırk haramiler, köpükten bir deniz kızı ile Pamuk Prenses, daha neler neler. Küçük prensle tanıştım,
Gezdik gezegenini, Pinokyo ile bakıştım. Keloğlan'la yarıştım. Nasrettin Hoca der ki, La Fontaine benim dostum. Jules Verne'le gezdim ve gördüm. Peter Pan'le göklere uçtum. Don Quixote'la Sancho Pancho ile değirmenler, üç silahşörler, kırk haramiler, köpükten bir deniz kızı ile Pamuk Prenses, daha neler neler. Don Quixote'la Sancho Pancho ile değirmenler, üç silahşörler, kırk haramiler, köpükten bir deniz kızı ile Pamuk Prenses, daha kimler kimler. Don Quixote'la Sancho Pancho ile değirmenler, üç silahşörler, kırk haramiler, köpükten bir deniz kızı ile Pamuk Prenses, daha kimler kimler. La 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 la. Tam bir ormanda gizlenmiş diyemeyeceğim bu haftaki hayvana. Biraz böyle çöllük bir yerlerde gizlenmiş. Rotovoto. Merhaba gençler, yeni bir Rotomotto Robotto bilgi yarışması başlıyor. Her zamanki gibi ben yarışmacılarımıza 10 soru soracağım ve 10 saniyede yanıtlamalarını isteyeceğim. Boş doğru yanıtları alabilmemiz mümkün değil. Değil 10 saniye, 10 saat bile beklemenin pek faydası olacağını sanmıyorum ben neyse. Dilerseniz her zamanki gibi yarışmacılarımızı tanımakla başlayalım. Yine mi aynı şey? Üzgünüm Bernardo ama kurallar böyle. Sen öyle diyorsan mutlaka öyledir. Rottişko, biliyorsun her zaman sana inanmışımdır. Herkesin bildiği gibi robotların üstünlüğünü anlamış olup ve onlara hayran olan tek köpek benim. Yani Bernardo. Çok zekisin. Ama. Şimdi de sıra. Nihayet beni hatırlayabildin. Bernardo sana yağ çektiği için hep ona öncelik tanıyorsun. Oysa benim gibi üstün, zeki, bilgili biri varken diğerlerine söz düşmez bile. Sakin olun Bay Ali Fare. Bugün çok öfkelisiniz bakıyorum. Sadece o kadar. Şimdi de sıra sizde. En sonunda. Evet Sayın Kazım, katı karga. Kaba karga. Ben ne dedim ki? Ay aptal bu. O gün herkes öfkeli. Robotları işveren de kaba. Yarışmaya bir an önce başlamakta yarar görüyorum. Bu sefer kimden başlayacaksın? Tabii ki Bernardo'dan. Hepinize bol şans diliyorum. Ben hazırım. İlk sorumuz oldukça basit. Aralarında bir engel olan iki yeri birbirine bağlayarak geçmeyi sağlayan yapı nedir? Çok kolaymış. Evet, bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Bağlantıcı yapı. Saçmalama. Bağlaç. Hayır hayır kötü karga. Kaba karga. Affedersiniz Bay Kazma karga. Sizin yanıtınız. Önce ismimi öğren sonra yanıtlarım. Hiçbiriniz bilemediniz. Doğru yanıt köprü olacaktı. Aralarında su, çukur arazi ve yol gibi engeller bulunan iki yakayı birbirine bağlayarak yolu bir yandan ötekine eriştirmek için yapılan ahşap, kagir veya maden yapılardır. Ses üstü dalgalardan yararlanarak denizaltıların yerini tespit eden alete ne ad verilir? Tremiz başka değil.
Ne denir? Soruları o soruyor akılsız. Biz de yanıtlayacağız. Ay nasıl da bildin? Aptal yaratık. Doğru yanıtı söyler misiniz Bay Kambur Karga? Tabii ki denizaltı radarı. Yine bilemediniz. Doğru yanıt sonar olacaktı. Sonar radarla aynı ilkeye dayanır. Bununla birlikte elektromanyetik dalgaların yerini burada ses üstü dalgalar alır. Bu dalgalar bir engele çarpıp yansıyarak engelin doğrultusu ve uzaklığı hakkında bilgi verir. Islanınca bozulmuyor mu peki? Denizin fıslak olmayan yerine yerleştirir. Naylon kaplamışlardır. Üçüncü sorumuz sporla ilgili. Spora bayılıyorum. Uydurma. Evet, sorumuz sizlerin bile yanıtlayabileceği kadar basit. Kayak nedir? Bunun yanıtını hepiniz biliyorsunuzdur eminim. Sporla ilgilidir. Kale direklerine verilen adı. Onlara kızak denir. Böyle sorulara yanıt vermek ancak susmak da olur. Haksız mıyım yani? Anlamıyorum. Hadi süreniz dolmak üzere. Futbolcuların ayakkabılarına verilen addır. Hayır Bernardo'cum. Ayakkabı giymeden mi oynuyorlar? Ne yapalım? Neyi ne yapalım? Ayakkabı alacak paraları yoksa biz ne yapalım? Kimden bahsediyorsunuz? Tabii ki ayakkabısız futbolculardan. Ben iyi para kazandıklarını duymuştum. Soruları karıştırmayın. Neden futbolcular ayakkabı giymez diye sordum. Biz de yanıt vermeye çalışıyoruz. Saçma. Ben kayak nedir diye sormuştum. Kar üzerinde kaymaya yarayan kayaklar, ayaklarına takılan iki adet yaklaşık 2 metre kadar uzunlukta, ön tarafları hafifçe yukarı kömür tahtadan veya hafif metalden aletlerdir. Buton denilen sopalarla kullanılır. Pabuç yerine kayak mı kullanıyorlar? O uzun sopalarla koşmak zor olmuyor mu? Geldik 4. sorumuza. Eski zamanlardan kalma nadir ve kıymetli eşyalara ne ad verilir? Sizi dinliyorum. Soru küf kokuyor. Bekliyorum. Bekle tabii. Bernardo'cum yanıtı biliyor musun? Canım solucan istedi. Sizde var mı? Eşya denir. Hayır bilemedim. Eski değiller mi? Eskiler. Ben biliyorum. Onlara döküntü denir. Eski oldukları için dökülürler çünkü. Ne kadar da zekisiniz. Her zaman çok zekiydim zaten. Ne demezsin. Evet, her zaman çok zekisiniz Bay Ali Fare. Ve her zamanki gibi bu kadar zeki olmanız hiçbir işe yaramadı. Hiçbiriniz bilemediniz. Eski zamandan kalma nadir ve kıymetli eşyalara antika denir. Bu eski eşyaları toplayan ve satan kişiye de antikacı denir. Peyniğin faydasını bana sorun. İçindeki kalsiyum kemiklerimi çelik gibi yapıyor. Peynir! Çelik gibi kemikler için peynir deyin, peynir yiyin. Söyleyin bakalım Magellan kimdir? Nasıl? Kolay bir soru değil mi? Ben onu tanıyorum. Tanıyorsanız söyleyin kimdir? Ben de bir yerden çıkartacağım ama. Söyleyin hadi. Ünlü bir klasik müzik bestecisidir. Bence rock müzik. Hayır, ikiniz de bilemediniz. Çok ünlü bir ahçıdır. Hiç Magellan restoranını duymadınız mı? Siz başka birileriyle karıştırdınız galiba Bay Karma Karışık Karga. Çok lezzetli robot yahnisi pişirir. Magellan gemisiyle dünyanın etrafını dolaşan ünlü Portekizli denizcidir. Santa Maria adlı gemisiyle İspanya hesabına kavuştuğu bu yolculukta türlü tehlikelerle karşılaştı. Ümit burnunu keşfetti ve Pasifik Okyanusu'nun adını koydu. Deniz ürünleri pişiriyormuş. Evet, su robotu yahnisi. Lütfen robotu pişirmesin. Artık basit bir soru demiyorum. Nasılsa bilemeyeceksiniz. Şapkalı bitkilere ne ad verilir? Bu masal ismi. Kırmızı şapkalı kurt. Ya da ok. Hayır.
İyi uykular. Yine karıştırıyorsunuz beyler. Sorularımı iyi dinlemiyorsunuz galiba. Peki mavi şapkalı ot olsun. Mavi ot gördün mü hiç? Otlar yeşil olur. Yine bilemeyeceğiniz anlaşıldı. Doğru yanıt mantar olacaktır. Mantar 100.000 kadar çeşidi bulunan bir bitkidir. Çoğu ölü ya da cansız organik maddelerle beslenir. Mantarlar özellikle şarap, bira ve ekmek mayalamakta kullanılır. Bu bitkiler içinde zehirli olanları da vardır. Benim gözlerim gibisi var mı? Nasıl mı böyle keskin gözlerim var? Şeftaliye bayılırım da ondan. Kartal gözler için şeftali. Muz, kalori, enerji. Bir fizik sorusu. Atom nedir? Demin kibarca ilgeciler dedik ama anlamadınız. Kardeşim ilgeciler, defolun. Artist karıncalara verilen addır. Hayır Bernardo'cum. O zaman Japonların keşfettiği bir bombadır. Sen biraz düşün istersen. O nasıl düşünebilir ki? Beyni yok ki. Lütfen. Fizik deneylerinde kullanılan üç köşeli bir toptur. Biraz düşünün. Dört köşeli bir toptur. Bence iki. Beyin köşeleri hangi köşeler? Atomun kaçıncı köşesi? Rotişko. Belki de atomlar köşeleri. Tabii onu biliyoruz. Da kaç köşeli? Gelin biz üç köşede anlaşalım. Yanık kokuları. Bu yanık kokuları benden ve atomlardan mı geliyor? Devrelerim yanıyor. Yaşasın dağıldı. Ama kötü devreler. Rotişkocuğum iyidir. Neredeydik, sorumuz neydi? Sorumuz atomdu. Kaç köşesi olduğu değil. Yanıtlarınız beyler lütfen. Senin devrelerin de çok çabuk dağılıyor. Karşınızda bu kadar dayanmaları bile mucize. Seni tenekecilere satmalı. Neden Baykallı karga? Adımı bile öğrenemedin. Bir atomun kaç köşesi vardır ondan bile haberin yok. Robot işkımı üzmeyin ama. Sen sus yağcı. Sağ ol Bernardo'cum. Sen olmasaydın bu yarışmaya tahammül edemezdim. Senin devrelerini dağıtan o. Yanılıyorsunuz. Hadi Bernardo doğru yanıtı söyle de utansınlar. Atom. Suda yaşayan memeli bir balık. Bernardo, bu bir fizik sorusuydu. Balıkları da nereden çıkardın? Üzdün beni. Ama yani sen de ne söylesem yanlış diyorsun. Anlaşıldı. Yine doğru yanıtı ben söyleyeceğim. Basit bir cismin kimyevi bakımdan bölünmez olarak kabul edilen ve bir elementin bileşimlere girebilecek en küçük miktarını meydana getiren parçası atomdur. Gördünüz mü? Sizin verdiğiniz yanıtlarla hiç alakası yokmuş. 8. sorumuza geçiyorum. Küçük boyuna rağmen çok yırtıcı olan sürüler halinde yaşayan balığın adı nedir? Çok mu yırtıcı? Evet Bernardo. Buldum Jaws. Hani şu köpek balığı olan Jaws mu? Hayır, o Jaws değil. Eğer o filmi seyrettiysen görmüşsündür. Jaws da çok yırtıcıydı. Herkesi yiyip bitiriyordu. Hatta bir köpeği bile yemişti. Ama küçük olduğunu da söyledim. Yüce köpek balığıdır. Köpek balıklarının cücesi olmaz bayan ifade. Ha, sen yeni doğmuş köpek balıklarından söz ediyorsun. Doğduklarında küçüktürler. Bu değerli bilgiler için sağ olun ama yanlış. Bahsetmek istemiyordum ama söyleyeyim. Sen denizde yaşayan katil mafya balıklarından söz ediyorsun. Bu balıkları daha çok Sicilya adası etrafında rastlanır. Ya sahi mi? Evet ama bu bilgileri benden duymuş olma. Üzgünüm ama yanıtınız yanlış. Doğru yanıt pirana olacaktı. Güney Amerika nehirlerinde yaşayan piranaların boyu 30 ila 50 santimdir. Dişleri bir bıçak kadar keskindir. Kalabalık sürüler halinde yaşarlar. Bir insanı ya da hayvanın kemikleri kalacak şekilde birkaç dakikada parçalayabilirler. Ş-
şekli üçgeni andıran alüvyon birikimi bölgeye ne ad verilir? Şey denir. Denir Berlardocu. İsmi dilimin ucuna kadar geldi ama bir türlü söyleyemiyorum. Bermuda şeytan üçgeni. Evet, Bermuda şeytan üçgeni. Yine hiçbiriniz bilemediniz. Yanıt dertaydı. Bir akarsuyun denize veya göle varışı sırasında meydana gelen üçgen şeklindeki alüvyon birikimine delta denir. Deltalar tarımsal açıdan değişik şekillerde değerlendirilirler. Bu yanıtın doğruluğundan emin misin sen? Ben hata yapmam. Madem öyle diyorsun. Eskiden kullanılan bir saati soruyoruz şimdi de. Dar bir boğazdan oluşan biçimiyle dikkati çeken bir saat bu. Adı ne? Artık sabrım tükendi. Bunlar yanıt veremeyeceklerse vazgeçelim yarışmadan. Bunu bilirsiniz. Kol saati. Hayır, Londra'daki o kocaman saatten bahsediyorsun sen Big Ben. O saatin darbe boğazı yok ki. Lütfen bayan ifade. Diğer yarışmacıların kafasını karıştırıyorsunuz. Siz Bay Kavruk Karga. Bu yarışmada kullandığım kokuklu saat olmasın? Hayır hayır. Yine karıştırdınız. Son sorumuzun doğru yanıtı kum saati olacaktı. Kum saati darbe boğazla birbirine bağlanmış iki cam kaptan meydana gelen ve yukarıdaki kapta bulunan kumun aşağı akması yoluyla zamanı ölçmeye yarayan bir alettir. Puan vermemek için yanıtlarımıza yanlış diyorsun. Bu da ne demek? Bizim yanıtlarımız da senin söylediğin yanıtlardan çok farklı değildi. Kabul et. Bu yarışmayı bir an önce bitirmekte yarar görüyorum sevgili gençler. Bir dahaki yarışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal Berlardocuk. Hoşçakalın Bayar İfari. Hoşçakal Bay Kazım Kırpık Karga. Bana bir teneke makası getirin. Bu işi hemen burada bitireyim. Evet, bulduk mu bu hayvanı? Bulduk değil mi? Hörgüçleriyle, eğri büğrü boynuyla. Bu bir deveydi. Ve Kukloroman Orkestramız sizlerle.